Merhaba değerli arkadaşlar. 6. test ile beraberiz. 1. sorudan başlayalım. Verilen A ve B ifadelerimiz var. Buna göre A artı B toplamının esas ölçüsü kaç derecedir diye isteniyor. A ifademiz 16 pi bölü 5 olarak verilmiş. B ifademiz de 21 pi bölü 5 olarak verilmiş. Bunları toplayacağız. 16, 21 daha 37 pi bölü 5 eder. Biz radyanlı bir ifade olduğunda paydadaki ifademizi 2'ye çarparak bölüyorduk. Yani şu 37'yi getiriyorduk. Buradaki ifadeye pi'yi yazmaya gerek yok. 5'i getiriyoruz. Bir de bunun 2 katı 2 pi'ye böldüğümüzden yani 10'a böleceğiz. Buradaki ifadeye bakacağım. Kaç defa var? 3 defa. 30 ile çarparsam kaç gelecek buradan? 7. Şuradaki 7 ifadesini getireceğim. Esas ölçü olarak 7 pi bölü ifademizi burada 5 olarak yazacağız. Yani 37 pi bölü 5'lik ifade 7 pi bölü 5'lik bir ifade esas ölçüsüne eşitmiş. Bizden de bak ne istiyor? Kaç derecedir diyor. O zaman pi gördüğümüz yere 180 yazalım. Bölü 5 diyeceğiz. Buradaki ifadeyi 5 ile 180'i sadeleştirirsem 30 olsa 150. 6 defa 36 olacak. 36 ile 7'yi çarparsam 7 kere 3 210. 7 kere 6 42. O zaman burası da 252 olarak sorumuzun cevabı çıkacak. O da bizim C şıkkımız oluyor. İkinci sorumuz da esas ölçü sorusu. Yukarıdaki trigonometrik değerlerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Birinci ifademiz 18 sinüs 18 pi bölü 5 olarak verilmiş. Bu ifadeye bakalım. 18 pi'yi 5'e 2 katına böleceğiz. 18'i hatta şurada yapalım. 18'i 10'a bölersem 1 kere var. Burada 8 gelir. Şuradaki ifadeye getirelim. Burada 8 pi bölü hatta şöyle yapalım. Sinüs 8 pi bölü 5 olarak ifadeyi yazarım. 8 çarpı buradaki ifadem pi nerede olduğunu tam bilemiyorsam şurayı 5'e bölecek olursam şuradan 36 gelir. 36 ile de 8'i çarptığımızda 240 artı 8 kere 6'da 48 ettiğine göre şurası 288 eder. 288 de nerede olacak? 270'e kadar 3. bölge, ondan sonraki de 4. bölge. Demek ki birinci ifademiz 4. bölgede. 4. bölgede de sinüsün işareti eksi olarak çıkacak. İkinci ifademize bakalım. Kosinüs 13 pi bölü 3. Yine kosinüs 13 pi bölü 3 ifadesi var. Buradaki ifadeyi 13'ü 6'ya böldüğümde buradan 12, buradan 1 geldiğinde şuradaki ifadem kosinüs pi bölü 3 olarak ifadem çıkar. Kosinüs pi bölü 3 ifadesini biliyorum. 183'e böldüğümde 60. Buradaki ifade demek ki 1. bölge. Bu da artı olarak çıkacak. 3. bölgeye bakalım. Asıl soru burada. Tanjant eksi 5 pi bölü 3 ifadesi. Şimdi eksi işareti, eksi dereceli ifadelerde mesela eksi 50, eksi 100, eksi 200 gibi ifadelerde 360 ile topluyorduk. Buradaki ifadeler değişmeyecek. 2 pi ile toplayıp esas ölçüsünü bulacağız. O zaman tanjant şöyle yapacağız. 2 pi eksi 5 pi bölü 3 ile bu iki ifadeyi topladığımda buradan tanjant 6 pi 5 pi'den çıkartırsam pi bölü 3 ifadesi çıkacak. Pi bölü 3 ifadesi yine 1. bölge. 1. bölgede olduğu için ifademizin işareti o zaman artı gelecek. Demek ki sırasıyla eksi, artı, artı olarak gelmesi gerekiyor. O da hangi şıkkımızda var? D şıkkında. A eşittir tanjant 160 olarak verilmiş. B kotanjant 50, C sinüs 240, D de kosinüs 70. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bizden isteniyor. Mümkün olduğu kadar ifadelerimizi aynı cinsten yazmaya çalışalım. A ifadesinden başlayalım. Şimdi A ifadesine tanjant 160 olarak verilmiş. Tanjant 160 ifadesini biz tanjant 180 eksi 20 olarak yazalım. İkinci bölgede olduğu için ifademiz eksi olarak gelecek. Buradaki ifadem de tanjant 20 olarak çıkar. B şıkkına baktığımda veyahut da B ifadesine baktığımda kotanjant 50 olarak verilmiş. Kotanjant 50 ise bunu da tanjant 40 olarak yazalım. Çünkü ifadelerimizi sıralayacağımız için mümkün mertebe aynı cinsten yazmaya çalışacağız. C ifadesine bakalım. Burada sinüs 240 verilmiş. Sinüs 240 ifadesine de yine sinüs 180 artı 60 şeklinde yazalım. 3. bölge olduğu için burası da eksi sinüs 60 olarak çıkar. En sondaki D ifademize bakalım. Bu da kosinüs 70. Kosinüs 70 ifadesi de, bunu da sinüse çevirebilirim. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar eşit olduğundan bunu da sinüs 20 olarak yazabiliriz. Şimdi soru şuna döndü. İki tane tanjant ifadem var, iki tane de sinüs ifadem var. Fakat sinüsleri kendi arasında, tanjantları kendi arasında sıralamak kolay. Bunlarda bir sıkıntı yok. Fakat büyük olan mesela tanjant 40 ile sinüs 20 arasındaki bir sıralamaya bakmamız lazım. Bunu tam olarak bilemeyebiliriz nasıl olacağını. Daha kolay bir yöntem var. Şıklardan giderek yapacağız bu ifadeyi. Şimdi ben biliyorum ki her halükarda B ifadesi yani artı olduğu için A ifadesinden büyük. Bunu bildiklerimizi bir yazalım. Yani B ifadesinin A'dan büyük olduğu buradan görünüyor. Yine aynı mantıkla D ifadesi artı, C ifadesi de eksi olduğu için D ifadesinin de C ifadesinden büyük olduğu belli. Şimdi biz bu ifadeleri şıklarda bir arayalım. Şimdi B ifadesinin A ifadesinden büyük olduğu şıklara bakalım. A şıkkını direkt eleyebiliriz çünkü A B'den büyük demiş. C şıkkına bakalım. A ifadesi B ifadesine yine büyük demiş. Bu ifadeyi de eledik. E ifadesine bakalım. A ifadesi B ifadesinden büyük demiş. Bu ifadeyi de eledik. B şıkkında B'nin A'dan büyük olduğu verilmiş. Bu ifade doğru. D şıkkına bakalım. B ifadesinin yine A'dan büyük olduğu verilmiş ama araya da D ifadesini almışız. Demek ki B ile D arasında bir seçim yapmamız lazım bu şıklara göre. Şimdi ben aynı zamanda da neyi biliyorum? Şimdi B ifadesi pozitif bir ifade. Bunu biliyorum. Aynı zamanda da D ifadesi de pozitif bir ifade. O zaman ya D ifadesi B ifadesinden büyük olacak ya da B ifadesi D ifadesinden büyük olması lazım ki şıklarımız da buna göre sıralanmış olsun. Bakalım, her iki şıkta da B ifadesinin D ifadesinden büyük olduğu verilmiş. Demek ki biz de bunu kullanabiliriz. B'miz D ifadesinden büyük olduğu verilmiş. Daha sonra bakıyorum. D ifadesi burada artı olduğu için şu ifade zaten yanlış olarak gelecek. O zaman bizim ifademiz B'nin D'den büyük olması lazım. Çünkü pozitif, A negatif, C de negatif. Demek ki geriye sadece D şıkkımız sorumuzun cevabı olarak, doğru şık olarak seçebileceğimiz şık kalıyor. Dolayısıyla cevabımız buradan D şıkkı olmuş olarak bulunuyor. Başka yöntemlerle belki çıkarabilecek arkadaşlar olabilir ama eğer tanjantla sinüs ifadesini kıyaslamayı bilmiyorsanız şıklardan gitmeyi tavsiye ederim. 4. soruyla devam edelim. 10x pi'ye eşit olmak üzere verilen ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Şimdi 10x ifadesi pi'ye eşit ise x gördüğümüz yeri her iki tarafı 10'a bölecek olursam pi bölü 10 yazmamız gerekecek ifadelerimiz içerisine. Şimdi kosinüs 22x ifadesine biraz uzun bir soru bu. Kosinüs 22x ifadesini burada yazalım. Şimdi tanjant 48 ifadesini de sinüs 48 bölü kosinüs 48 olarak yazıyorum. Onu da direkt sinüs 48x'i buraya yazalım. Yine aynı mantıkla kotanjant 7x ifadesinde kosinüs 7x bölü sinüs x yazıyordum. Sinüs x ifadesine getirelim. Yukarıdaki ifademizi, denklemlerimizin yanına yazalım. 7x bölü, şurada kosinüs 7x ifadesi var kotanjanttan dolayı. Çarpı sinüs 17x ifadesi var. Bir de yukarıdaki ifademizin kosinüs 48x ifadesi buraya gelecek. Eşittir. X gördüğümüz yere de ne yazmıştık? Pi bölü 10 yazdık. Onları da yazalım. Şurası tabi artı. Kosinüs 22 çarpı pi bölü 10 gelecek. Çarpı sinüs 48 çarpı pi bölü 10 buradan. Çarpı sinüs 7 pi bölü buradan da 10 gelecek. Bölü kosinüs 7 pi bölü buradan 10 var. Çarpı sinüs 17 pi bölü 10 ifadesi var. Çarpı kosinüs 48 pi bölü 10 ifadesi gelecek. Şimdi tabi bazı açılarımızın esas ölçüleri gerekiyor çünkü 2 pi aşmış durumdalar. Şuradaki ifadeye baktığımda onun 2 katı olarak çarptığımda az önceki yaptığımız soruda 20. 22'den 20'ye böldüğümde şuradan 2 gelir. Demek ki şuradaki ifademiz kosinüs 2 pi bölü 10 olarak yazacağım. Şuradaki ifade yine 20, 4 defa çarparsam 40. Şuradaki 8 pi bölü 10 olarak gelecek. Sinüs 8 pi bölü 10 olarak gelir. Çarpı sinüs 7 pi bölü 10, zaten kendisi 2 pi içerisinde hareket ettiğinden kendisi esas ölçü 7 pi bölü 10. Kosinüs 7 pi bölü 10 ifadesi var burada. 17 pi bölü 10 ifadesi de yine aynı şekilde esas ölçüdür. Bir de buradaki ifademiz var. Buna da ne demiştik? 8 pi bölü 10 gelecek. Şimdi tabi ifademizi esas ölçüden aldıktan sonra bazı sadeleştirme işlemler var. Şuraya dikkat edin. Kosinüs 2 pi bölü 10, kosinüs 8 pi bölü 10 birbirini pi'ye eşitleyen kosinüs sayılar, 180 derece eşitleyen sayılar birbirinin eksilisine eşit demiştik. Dolayısıyla şu iki ifade sadeleşir. Bunun yerine bir tane de eksi 1 gelir buraya. Eksilik olarak yazacağız. İfademizi şuraya devam edelim. Şu eksili unutmadan eşittir diyeceğim. Eksi. Burada ne kaldı? Sinüs 8 pi bölü, hatta onunla da 180 dereceyle çarpalım, dereceye çevirelim. 8 pi bölü 10 çarpı sinüs 7 çarpı 180 bölü 10 diyeceğiz. Bölü, burada ne kaldı paydada? Kosinüs 7 çarpı 180 bölü 10. Son ifademizde sinüs 17 çarpı 180 bölü 10 edecek. Şimdi şu 10'lar tabi 180'de sadeleşir. Şurada da 18'ler gelecek. Şuradaki 10 da gider. Şimdi eşittir diyeceğiz. Şimdi hata yapmadan çarpmaya çalışalım. Burada 8 çarpı 18 ifadesi var. 8 ile 10'u çarparsam 80. 8 kere 8'i çarparsam 64. 80 ile de 64'ü toplarsam 144. Şurası sinüs 144 olarak gelecek. Çarpı sinüs 7 çarpı 18'den 7 kere 8 56, bir de 70'im var. Bunları da toplarsam 126 edecek. Buradaki ifade yazdım. Kosinüs 7 çarpı 18 ifadem belliydi zaten. Orada yukarıdaki 7 çarpı 18 ifadesi yine burada. Kosinüs 126 gelecek. Yanlış yapmayalım. 7 çarpı 18 evet. En sondaki ifademde sinüs 17 çarpı 18 ifadem var. Bunu da şöyle yapalım. 17 çarpı 18 ifadem. 8 kere 7 56'nın 6'sı 5, 8, 1, 13, 1 kere 7, şuradan 1 var, 6, 10, şuradan da 306 gelecek. Demek ki şuradaki ifademizde sinüs 306. Tabi burayı silelim artık. Hatta şunu da silelim çünkü yere ihtiyacımız var. Eşittir, devam. Buradan eksi sinüs 144 ifadesini kosinüs olarak yazalım. Kosinüs 90 artı, şuraya hatta şöyle yapalım. Sinüs 90 artı 54 diyeceğiz. Çarpı, bunu da sinüs 180'den çıkartalım. 180 eksi 126 diyelim. Bölü, şunu kosinüs 180'den çıkartalım. Kosinüs 180 eksi 126 yapalım. Çarpı, şunu da sinüs 360 eksi 306 diyeceğiz. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Sinüs 90 artı 54. İkinci bölgede olduğu için artı olarak gelecek. Burası kosinüse dönüşecek. Şurası kosinüs 54 etti. Çarpı sinüs 180'den 126'yı çıkartırsam şurası da sinüs 54 olarak gelir. Artı olarak gelecek. Bölü diyeceğiz. Birbirine 180 derece tamamladığı için. Buradaki ifade kosinüs 180'den 126 çıkarttığımda eksi kosinüs 54 gelecek. İkinci bölgede olduğu için. Çarpı sinüs, buradaki ifademde yine 4. bölgede olduğu için eksi gelecek. Şuradaki eksiyle çarparsam artı olacak. Ne yapar buradan da? Sinüs 54 gelir. En sonunda da işlemim bitmiş olmuş oldu. Şuradaki 54 ile sinüs 54 sadeleşir. Kosinüslerde kosinüs sadeleşirse geriye sorumuzun cevabı eksi 1 olarak ifademiz çıkmış olacak. O da bizim A seçeneğimiz olmuş oluyor. 5. soruyla devam edelim. A artı B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bu tip sorular verildiğinde öncelikle kosinüs A ve sinüs B'nin kendi ifadelerinden başlayarak ifadeyi denkleme göre genişletelim. Şimdi kosinüs A ifadesini ben biliyorum ki alabileceği en küçük değer eksi 1 ve alabileceği de en büyük değer artı 1 olması gerekiyor. Bunu ne yapmışlar? 2 ile genişletmişler. O zaman denklemi 2 ile yine genişletelim. Eksi 2 çarpı 2 çarpı kosinüs A olur. Buradaki ifade en büyük denklemim ya da alabileceği en büyük ifadem 2 olur. Eksi 3'ten de küçültmüşler. Eksi 3'ten küçültürsem buradan eksi 5. 2 çarpı kosinüs A eksi 3. Burayı da eksi 3 ile küçültürsem eksi 1 olur. İkinci ifadede de B noktasında sinüs B ifadesi var. Yine eksi 1 ile sinüs B ifadesi 1 arasında hareket edebilir. Bunu da 4 ile eksi 3 ile genişletmişler. Eksi 3 ile genişletirsem bura 3 olur. İşaretimiz de yön değiştirir. Yani yön değiştirmesi gerekecek. Eksi 3 çarpı sinüs B olacak. Burası da eksi 3 olarak karşımıza gelir. Bir de artı 4 ile ifademizi genişletmişler. 4 eklersem 7 büyüktür. Eksi 3 sinüs B artı 4 ifadesi. Burasını 4 ile toplarsam ne yapar? Burası da 1 yapar. Buna göre A artı B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bu iki ifadeyi de taraf tarafa toplayalım. Şimdi birinci ifademize getirelim. İkinci ifadenin altına yazalım. Sadece yönlerini ayarlayalım. Şimdi eksi 1 ifadesi bundan büyük olduğu için büyük ifademiz burası. Eksi 1 büyük eşittir 2 çarpı kosinüs A eksi 3. Neyden büyük olacak? O da eksi 5 ifadesinden büyük olacak. Taraf tarafa topladığımda 7 ile eksi 1'i toplarsam burası 6 edecek. Büyük eşittir 2 kosinüs a eksi 3 eksi 3 çarpı sinüs b artı 4 ifadesi gelecek. Şu yukarıdaki ifadeler yan yana gelmiş oldu. Şuradaki ifadeyle baktığımda, topladığımda buradaki ifade de eksi 4 olarak karşıma çıkar. Demek ki şu iki denklem, şuraya kadar bakalım. Şu iki denklemin hareket edebileceği, toplamdan hareket edebileceği alan 6 ile eksi 4 arasında. Benden istediği kaç farklı tam sayıları vardır diyor. İfadelerimizi yazalım. Artı 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 tam sayıdır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, bir de eksi 4 ifadesini alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tam sayı değerimiz var. O da bizim B şıkkımız oluyor. 6. soruda da tanjant x'in değeri kaçtır diye bizden isteniyor. İfadelerimizin paydalarını eşitleyerek başlayalım. 1 eksi sinüs x bölü, buradan kosinüs x ifademiz var. Artı kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x ifadesi eşittir eksi 2 olarak veriliyor. Kolun altında 1 eksi sinüs x, şuraya da kosinüs x ile çarpıp genişletecek olursam yukarıdaki ifade 1 eksi sinüs x ifadesinin karesi gelir. Buradaki ifade de yine kosinüs x ifadesinin karesi gelir. Bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x ifadesi de paydamıza eşitlemiş olur. Eksi 2 eşittir. Şuradaki ifademizi açalım. 1'in karesi eksi 1. ile 2'nin çarpı 2 katı eksi 2 çarpı sinüs x artı sinüs kare x ifadesi gelecek. Bir de artı neyimiz var? Kosinüs kare x ifadesi bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x ifadesi. Şunlar da eksi 2 eşit. Şimdi sin kare x, kosinüs kare x, artık bunu ezberlediniz. Şurası 1'e eşit. 1 ile de 1'i toplarsam 2 gelecek. Buradan 2 eksi 2 çarpı sinüs x ifadesi bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x ifadesi eşittir eksi 2. Şuraya 2 parantez alalım. 1 eksi sinüs x, şu eşittir diyeceğiz. Kosinüs x 1 eksi, buradan da sinüs x ifadesi var. Şurası eksi 2'ye eşit. 1 eksi sinüs x, 1 eksi sinüs x gider. Kosinüs x ile şu eksi 2'yi yer değiştirelim. 2'yi şunun alt, yani içler dışlar çarpı yapar gibi yapıyoruz. Şu eksi 2'yi getiriyoruz bunun altına. Kosinüs x ile bunu yerine yazıyoruz. Buradan 2'yi eksi 2'ye bölersem eksi 1. Buradan da kosinüs x eşit olacak. Şimdi kosinüs x'in eksi 1 eşit olduğu bir yer neresi? X'in pi olduğu açıdan ancak eşit olur eksi 1 için. Bizden de istemiş olduğu tanjant x'in değeri. O zaman tanjant pi ifadesini bizden sormuş. Tanjant pi kosinüs pi bölü sinüs pi'den. Sinüs pi bölü kosinüs pi'den. Sinüs pi zaten 0. 0'ın bir sayıya bölümünde 0 olduğundan tanjant pi'miz de zaten 0 olarak çıktığından sorumuzun cevabı C şıkkı olmuş oluyor. 7. soruya bakalım. Tanjant teta eksi 2 olduğuna göre sinüs pi artı teta'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diye isteniyor. Şu üçgenimizi çizerek başlayalım. Üçgenimizde ifademiz, şuradaki açımız teta olsun. Şimdi eksi 2 olarak vermiş ama biz bunu pozitif olarak düşüneceğiz. Karşı bölü komşudan 2 bölü 1'den tanjant teta'yı 2 olarak bulacağız. Eksilik bulunduğu bölgeyle alakalı. Yani tanjant teta ifadesi, onu da yazalım. Eksi 2 çıkacaksa tanjant teta'nın eksi olduğu bölge ya ikinci bölgedir ya da nerede olabilir? Dördüncü bölgede eksidir. Birinci ve üçüncü bölgede tanjant ifadesi pozitiftir. Yine bu mantıkla aynı ifadede sinüste teta ya ikinci bölgede ya da dördüncü bölgede olacak. Fakat bizim için şu anda ilgilendiğimiz nokta uzunlukları. Karşısı 2, komşusu 1. O zaman hipotenüsü de kök 5 olur. Şimdi sinüs bizden istediğiyle pi artı teta'ydı. Buradaki ifade pi direkt ihmal edebilirim. Dönüşüm formüllerinden buradaki ifade sinüs teta'ya eşit olur. Ama sinüs teta ifadesi ikinci bölgede artı, eğer teta ifadesi, yani buradaki ifademiz ikinci bölgedeyse ifademiz artı çıkacak. Eğer dördüncü bölgedeyse eksi sinüs teta olarak çıkacak. Buna göre ifademizin sinüs değerine bakalım. Karşı bölü hipotenüsten sinüs teta 2 bölü kök 5 çıkar. Bu ikinci bölgede ise veyahut da dördüncü bölgede ise sinüs teta ifadesi eksi 2 bölü kök 5 çıkar. Bizden de istemiş olduğu alabileceği değerlerin çarpımı demiş. Yani bu iki ifadeyi çarpacak olursam 2 ile 2'yi çarparsam 4, kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5. Bir de eksiliğimiz var. Şu iki ifadenin eksilik işaretinden dolayı. O zaman cevabımız eksi 4 bölü 5 olarak çıkacak. 8. soruda da verilen ifadenin değeri soruluyor. Buradaki ifademiz 7 artı 3 çarpı kosinüs kare x eksi 5 çarpı sinüs kare x ifadesi var. Bölü 8 artı 7 çarpı kosinüs kare x eksi 5 çarpı sinüs kare x ifadesi var. Şimdi kosinüs kare x eksi sinüs kare x çok bir değer başlayamayacağım bir ifade. Çok fazla bir şey çıkmıyor. Fakat şunu yapabilirim. Kosinüsü veyahut da sinüsü birbirleri cinsine yazabilirim. O şekilde ifadelerimizi toparlamaya çalışalım. 7 artı 3 çarpı kosinüs kare x gördüğüm yere 1 eksi sinüs kare x olarak ifademizi yazalım. Kosinüs kare x artı sinüs kare x ifadesi 1 eşitti. Şuradaki sinüs kare x ifadesini getirdim. Birin yanına çıkartınca şu ifade kosinüs kare x'e eşit olur. Eksi 5 çarpı sinüs kare x ifadesi var buradan. Bölü 8 artı 7 çarpı bu ifadeyi de aynı şekilde yazalım. 1 eksi sinüs kare x eksi 5 çarpı sinüs kare x ifadesi olsun. Eşittir parantezleri açalım. 7 artı 3 eksi 3 çarpı sinüs kare x eksi 5 çarpı sinüs kare x bölü 8 artı 7 ile 1 çarparsam 7 eksi 7 çarpı sinüs kare x eksi 5 çarpı sinüs kare x oldu. Eşittir. İfademize bakalım. 7 ile 3'ü topladım. Buradan 10 gelecek. 1. Eksi diyeceğiz. Eksi 3 sinüs kare x burada var. Eksi 5 sinüs kare x burada var. Burası da eksi 8 sinüs kare x yaptı. Bölü dedim. 8 ile 7'yi topladım. Buradan da 15 geldi. Buradan da eksi 7, eksi 5 daha. Eksi 12 sinüs kare x ifadesi var. Şimdi şuradaki ifadeyi 2 ile paranteze alırsam, 2 parantez alırsam şuradan 5 eksi 4 çarpı sinüs kare x ifadesi gelir. Bölü şu alttaki ifadeyi de pay ifadesini 3 ile parantez alırsam buradan 5 eksi yine buradan da eksi 4 çarpı sinüs kare x ifadesi gelir. Buradaki ifade en sonunda şuradaki ifadelerimi sadeleştirirsem sorumuzun cevabını 2 bölü 3 olarak bulmuş olurum böldüğümde. O zaman sorumuzun cevabı da B şıkkı olarak çıkıyor. Evet değerli arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. ABD dik üçgeninde şu A, B ve D ifadesindeki üçgenimiz dik üçgen. AD uzunluğumuz 2 cm. AC uzunluğu verilen şuradaki dikmemiz var. BD uzunluğuna dik olarak veriliyor. Ve ADB açısı da alfa olarak verildiğine göre BC uzunluğunun, şuradaki BC uzunluğunun alfa türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. İfademizi yazalım. Şuradaki 90 derece ise alfa ise buradaki ifadem şuraya eğer beta diyecek olursam şuradaki ifade alfa olur. Şuradaki ifade de beta olur. Şurası 90 derece olduğu için. Bunlar bize hemen üçgenden çıkartabileceğimiz ifadeler. Şimdi bizden alfa cinsinden istediğine göre daha önceki yapmış olduğumuz çözümlü sorularda hatırlarsanız biz trigonometrik kenar uzunluklarını trigonometrik oran cinsine yazmayı göstermiştik. Şuradaki ifade Pisagorumuz 2 olduğu için 2 çarpı kosinüs alfa olarak yazılır. Buradaki ifademizde sinüs olduğu için 2 çarpı sinüs alfa olarak ifademiz yazılır. Bunu geçen testlerde daha detaylı anlatmıştık. Merak eden arkadaşlar o testleri tekrar bir baksın bir zahmet. Buna göre diyor ifademizin BC uzunluğunu alfa cinsinden yazın diyor. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Nedir? 90 dereceden indirdiğim bir dikme bize hemen öklit bağlantısını hatırlatması lazım. Onun da formülü yazalım. AC uzunluğu yani indirdiğimiz dikmenin uzunluğunun karesi BC uzunluğunun çarpı CD uzunluğu olarak ifade ediliyordu öklit bağlantısı. Şimdi AC uzunluğumuzu ne olarak bulduk? Alfa cinsinden 2 sinüs alfa. 2 çarpı sinüs alfa olarak bulduk. Bunun karesi gelecek artık. Eşittir BC uzunluğunu arıyorum zaten. Çarpı CD uzunluğu da 2 çarpı kosinüs alfa olacak. Buranın karesi alırsam 4. 4 çarpı sinüs kare alfa eşittir BC uzunluğu çarpı 2 kosinüs alfa. Her iki tarafı 2 kosinüs alfaya bölersem şuradaki BC uzunluğunu yalnız bırakmak istiyorum. 2 kosinüs alfa dersem şu 4 ile 2'yi sadeleşir. Şurada 2 gelir. Sin kare alfayı da sinüs alfa çarpı sinüs alfa olarak yazalım. Şuradaki ifadem kosinüs alfa olsun. Şuradaki uzunluğum da BC uzunluğu olacak. Sinüs alfa kosinüs alfa 2 çarpı tanjant alfa eder. Çarpı bir de sinüs alfam burada var. Bu da bizim BC uzunluğumuz olarak karşımıza gelir. Alfa cinsinden bu ifadeyi vermiş olduk. Tabi biraz şıklara göre gidiyoruz buradaki ifadeler. Ama D şıkkında ve bulduğumuz ifadenin aynısının olduğunu zaten şıklarda görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, 10. soruya bakalım. Tanjant x'in değeri kaçtır diye bizden isteniyor. Verilen ifadeler eşliğinde pay ifadesini 2 kare farkından yazalım. Kosinüs, buradaki ifadem kosinüs kare x eksi sinüs kare x olarak gelsin, çarpı kosinüs kare x artı sinüs kare x olarak ifademizi yazalım. Böyle diyelim, şu aşağıdaki paydadaki ifademizi de 2 çarpı kosinüs x parantezine alalım. Buradaki ifadeden kosinüs x artı olan ifadeden de sinüs x gelir. Eşittir diyelim şuraya. Devam edelim. Şuradaki ifadem 1 olduğu için şunu çarpmada etkisiz eleman olduğundan artık saymıyoruz. Şuradaki ifade yine 2 kare farkından. Yine ifademizi açalım. Kosinüs x eksi sinüs üzeri x ifadesi var. Şuradaki ifadem kosinüs x artı sinüs x ifadesi bölü 2 çarpı kosinüs x artı çarpı kosinüs x artı sinüs x ifademiz var. Bir de neye eşit bunları unutmayalım. 2'ye eşit. Şu ifade, şu ifadeyle sadeleşir. Geriye kosinüs eksi sinüs x 2 çarpı kosinüs x ifadesi var. İçler dışlar çarpımı yaparsam kosinüs x eksi sinüs x ifadesi, buradan 4 çarpı kosinüs x gelir. Şu kosinüs x'i karşıya atarsam eksi sinüs x eşittir 3 çarpı kosinüs x eder. Her iki tarafı kosinüs x ifadesine bölersem şu şekilde kosinüs x ifadesi, şu gider, şunlar gider. Şuradan eksi tanjant x ifadesi gelecek. Ne eşit olacak? 3'e. Benden de istemiş olduğu neydi? Pozitif olarak istiyor. O zaman eksiyle çarparım her iki tarafı. Tanjant x ifadesi de eksi 3 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Bu şekilde de 6. testimizin 1. kısmını, 1. videomuzu da nihayetlendirmiş olduk. 2. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.